18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 99. yıl dönümü nedeniyle ikinci tören Valilik Önü'nde yapıldı. Valilik Önü'nde gerçekleştirilen tören Mehteran Konseri ile başladı. Törenlere katılmak için Çanakkale'ye gelen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın tören alanına gelmesinin ardından törenler başladı. Törenler ilk olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Çanakkale'ye verilen altın madalyanın Çanakkale Valisi Ahmet Çınar, Boğaz'da Garnizon Komutanı Tuğ Amiral Aydın Şirin ve Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan tarafından Türk bayrağına toka edildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından günün anlam ve önemine uygun şiirler okundu. Ya bu adam içim soktu oraya ya. Asker! Yüklenmiş kahraman seyit 276 kiloluk mermiye koşuyor bataryasına ateşler içinden. Bu mermi denizlere gömecek Elizabeth'i, Buve'yi. Yanıyor bugün, anafartalar yanıyor, denizler yanıyor, dağlar yanıyor. Zafer bizimdir artık, düşman zırhları batıyor. Törende yapılan konuşmalarda Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Boğaz'da Garnizon Komutanı Tuğ Amiral Aydın Şirin ve Çanakkale Valisi Ahmet Çınar şunları söylediler. Bugün 99 yıl önce olduğu gibi yine ülkemizin dört bir yanından gelenlerle dopdolu Çanakkale. O yıllarda özgür ve başıdık bir gelecek için bırakmak için Çanakkale'de buluşan binlerce vatansever bize 99. övünç yılını hep birlikte kutlama şansını yaşattılar. Onlar dün ülkenin bağımsız geleceği için düşünmeden can verdiler. Ama bugün geride 90 yaşında dev bir cumhuriyeti yarattılar. Şüphesiz ki Çanakkale Savaşları'nın en önemli kazanımı Mustafa Kemal Atatürk gibi dahi bir lideri dünya tarihine kazandırmış olmasıdır. Türk'ün ortaya koyduğu kararlılık ve savunma ile Birinci Dünya Savaşı'nın mevzi bir savaş olmaktan çıkmış, sonuçları itibariyle Türk milletinin kaderini ve dünya tarihini etkilemiştir. Bu öyle bir savaştır ki, Kurtuluş Savaşı'nı başlatan mücadele ruhu Çanakkale'de doğmuş, Türk milletinin milli mücadelesinin başlangıcını teşkil etmiş, Gelibolu'da yarattığı tümen komutanı Yarbay Mustafa Kemal'i bir komutan ve milletinin önderi olarak ortaya çıkarmış, üzerinde iki geçmiş harbin etiklini taşıyan bir orduya yeniden savaş ve azim ve iradesi vermiş. Bu azim ve irade sonuçta İstiklal Savaşı'nın kazanılmasını ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasını sağlamıştır. Samimi dualara, kahraman ordumuzun güçlü vatan sevgisi, güçlü imanı, yüce karakteri, büyük cesaretiyle bu destan yazılmış oldu. Bu büyük zafer hepimize kutlu olsun. Milletimize ebediyen yaşayacağı bu onuru ve ebediyen manevi dinamiği olarak manevi anlamda besleneceği Çanakkale ruhunu milletimize hediye eden ecdadımıza, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da yaptığı konuşmada Deniz Zaferi'nin 100. yılının çok görkemli kutlanacağını ifade ederek şunları söyledi. Hür ve bağımsız şekilde varlığını idame ettiriyorsa yine biliniz ki hiçbir şehidimizin kanı boşa akmamıştır. Şehitlerimize sonsuz şükran borçluyuz. Şehitlerimize olan şükran borcumuzu bu vatana, bu bayrağa, milletimize
ve milletimizin değerlerine sımsıkı sahip çıkarak ödüyoruz ve ödemeye devam edeceğiz. Çok değerli kardeşlerim, Çanakkale Deniz Zaferimiz bu yıl 99. yıl dönümüne ulaştı. İnşallah Rabbim ömür nasip ederse önümüzdeki yıl Çanakkale Deniz Zaferimiz bir asrı geride bırakmış olacak ve biz 100. yılda zaferimizi kutlayacak, şehitlerimizi yad edeceğiz. Çanakkale'de 100. yıl kutlamaları inşallah çok daha farklı olacak. 7 coğrafi bölgemizden, 81 vilayetimizden, ayrıca Çanakkale Savaşı'nda yanımızda yer alan dünyadaki dost ve kardeş ülkelerden temsilcilerin katılımıyla binlerce, on binlerce kişi 100. yılın coşkusunu burada, Çanakkale'de yaşayacağız. Konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi sunuldu. Çanakkale Valiliği önünde törenler resmi geçitle son buldu. Atak soy tören geçişini yapmaktadır. 25 Nisan 1915 günü Ertuğrul Koyuna çıkarma yapan 3000 düşman askerini 10 saat boyunca 67 asker ile siperlerinde durduran...